Akif Beki. 2 Eylül 2022 tarihli köşe yazısı. İkram ve ihsanlar hükümetten. Dar gelirliye son jesti biliyorsunuz. 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcunu hükümet üstlenecek. Elektrik, doğalgaz, su gibi temel ihtiyaçlara ait icralık borçları kapsıyor. 2000 liraya kadar olan borçlar silinecek. İcra takibinden düşecek. Nankör ve şükürsüzlerden değilse dar gelirli bu jestin kadrini kıymetini bilecek. Teşekkürünü bildireceği adresi şaşırmayacak. O da bir tabi hükümet. Fakat hükümetin bir icraatına tepkimi var. Gençlik festivallerini, konserleri, eğlenceleri, keyfi yasaklayan valilere laf mı edildi? Siyasete alet olmayıp devletin valisi olmaya çağıran, anayasal hak ve özgürlüklere uymaları için uyaran mı oldu? Öğretmenler, uzmanlık sınavını boykota mı çağrıldı? Maaşlarını protesto için toplanan özel sektör, öğretmenlerine polisin biber gazlı, gözaltılı müdahalesi mi kınanıp yerildi? Hükümet hemen aradan çekiliyor, muhatap olarak devlet konuyor karşılarına. İçişleri Bakanı Soylu'nun Bay Kemal'e ihtar ettiği gibi tehdittir, oyun bozanlıktır, fitnedir, devlete sökmez. Türevleri çok. 32 kısım tekmili birden kullanılıyor. Devlete saygısızlık itibarına saldırıdır. Kesmedi mi? Devlete düşmanlıktır. İsyana teşviktir. Karşı gelmektir. Memnuniyetleri güler yüzlü hükümet kabul ederken şikayetlerin karşısına derhal çatık kaçtı, asık suratlı devlet çıkarılıyor. Zam yağmuruna eleştiriniz mi var? Devletle muhatap ediliyorsunuz. Doğal gazla elektriğe, konutlarda yüzde zam daha yansıtıldı. Hükümet yetkilileri mi, siyasi sorumlular mı açıkladı? Hayır. Enerji zamlarını küresel enflasyon dayatıyor, malum. Bu zorunlu zamları aracı olarak BOTAŞ'la EPDK duyurdu yine. Ki elçiye zeval olmaz, ne yapsınlar? Ama hükümet dar gelirlileri küresel enflasyon zamlarına ezdirmemek için muhakkak çalışıyordur. Emin olabilirsiniz. Kara kış geliyor halkı soğukta ve karanlıkta kalmaktan kurtaracak bir paket hazırlanacaktır mutlaka. Fakir fukaraya ısınma ve aydınlatma desteği kimden olacak? Elbette hükümetten. Yetki tokma hükümetin elinde. Sorumluluk davuluysa dış güçlerden Bay Kemal'e, oradan devlete, boyundan boyuna dolaşıyor. Hangisine asılacağı soruna göre değişir. Hap haline getirirsek garip gureba için fedakarlık hükümetten bilinecek. İkramı beğenmeyenleri cezalandıransa devlettir. Millet bu işin neresinde derseniz elektrik, doğalgaz vesaire ikramların faturasını vergileriyle ödemekte ona kalıyor. Tavan ücretle iyi uçuşlar. İktidar 9 yıl önce iç hat biletlerine tavan ücret sınırı getirmişti. Hava yolu halkın yolu olsun herkes uçabilsin diye. 2021'de bu tavan 499 liraydı. Bu sene başında 599 lira oldu. Bir yıl geçmedi, beşinci kez değişti. Haziranda tek yön ekonomi bileti için 999 liraya yükseltilmişti. Şimdi 1150 liraya çıkarıldı. Şu su bu en fazla 1449 liraya ekonomi sınıfında uçulabilecekmiş artık. Olabilir küresel enflasyonun işidir yine. O artırıyordur fiyatları. Tavan ücretin çok halkçı olduğuna halk da katılıyorsa sorun yok. Hava yolu halkın yolu olmaya devam eder. İyi uçuşlar olsun. Fakat tavan ücret diye belirlenen sınırın altında neredeyse bulunamazken üstünde ekonomi bileti satılabilmesi nasıl oluyor? Ha tavan ha taban ücret. Ayırt edilemiyor. Biz tavan diyelim siz taban anlayın diyence küresel enflasyon mu